Dün yetkililerin yaptığı açıklama şehit sayımızın 700'ü geçtiği. Herkesin ama herkesin, yaşlı genç, kadın erkek, kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. 14 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? 14 yıldır bu ülkenin sorunlarını çözmeyi bırakın, yeni sorunları Türkiye'nin gündemine getiren bu iktidar kimdir? Terör örgütü şehirleri silah deposu haline dönüştürürken valilere talimat verip sakın bunlara dokunmayın diye talimat verenler kimlerdi? Çevremizi sorgulayacağız, iktidarı sorgulayacağız. Elbette muhalefeti de sorgulayacağız. Ama önce bizim can ve mal güvenliğimizden sorumlu olan siyasi iktidarı hepimizin sorgulaması lazım. Hazreti Ömer Dicle'nin kenarında kaybolan bir koyundan kendisini sorumlu tutuyorsa 700 şehitten kim kendisini sorumlu tutacak? Bunun cevabını arıyorum ben. Bakın bütün bunlara rağmen geçen gün kalktı televizyonda bir konuşma yaptı o diktatör bozuntusu. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Terörle mücadele etmek için diyor. Terörle mücadele etmek için en az teröristler kadar onurlu ve gururlu olmalıyız diyor. Bütün şehit annelerine sesleniyorum. Bütün şehit babalarına sesleniyorum. Bütün gazilere sesleniyorum. Onuru ve gururu ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı teröristler üzerinden tanımlamaya başladı? Ne zamandan beri? Onların, bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin onuru var, gururu var, başımızın üstünde yeri var. Ama terör örgütü üzerinden tanım yapanları da şiddetle kınıyoruz. Onların ne onuru ne de gururu var. Namusu unuttular zaten biliyorsunuz. Şerefi de unuttular. Şimdi onuru ve gururu unutturmaya çalışıyorlar. Bu toprakların değerini bu kadar düşürmeye kimin ne hakkı vardır? Efendim bu bir gafmış. Gaf değil efendim. Gaf değil. Gaf değil bu. Biliyorsunuz bu zat cama bakıyor, promptura bakıyor. Orada metinler geçiyor, onları okuyor. Bakın o bölüme. En az teröristler kadar onurlu diyor, sonra dönüyor buraya. Gururlu olmamız lazım diyor. Evet, yazıklar olsun. Ama bu yazıklar olsun'u sadece benim demem yetmiyor. Ülkesini seven herkesin buna yazıklar olsun demesi lazım. Arkadan gazeteler, televizyonlar tek tek aranıyor. Tek tek. Sakın bunu haber yapmayın diye. Haber yapmayın diyorlar bunu. Sakın haber yapmayın. Ben hadi havuz medyasını anlarım değerli arkadaşlarım. Havuz medyasını anlarım. Peki bu merkez medyasına ne oluyor? Neden baskıya teslim oluyorsunuz? Baskıya teslim olunca kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Attığınız her geri adım sizin boynunuza bir yular olarak gelecektir. Attığınız her geri adım.